Bir önceki videomuzda ilke ve inkılaplarla ilgili genel bir soru çözümü yapmıştık. Şimdiki ünitemiz ise demokratikleşme çabaları ve ilk siyasi partiler. Arkadaşlar, demokrasi deyince aklımıza ilk gelen kavramlar: seçme seçilme, milli egemenlik, eşitlik, özgürlük, katılımcılık, düşünce ve inanç özgürlüğü ve en önemlisi siyasi partilerin içinde barındıran çoğulculuk ilkesidir. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu dönemlerde çeşitli fırkalar oluşmuştur. Arkadaşlar, fırka kelimesi partiyle aynı kelime anlamına geliyordu. Peki Mustafa Kemal siyasi partilerin, fırkaların kurulması ile neyi amaçlamıştır? Ülkede demokratik yönetim oluşturmak, meclisin daha iyi çalışmasını sağlamak ve hükümetin denetlenmesini sağlamak amacıyla fırkaların kurulmasına önem vermiştir. Meclis içinde siyasi partilerin olması çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurudur arkadaşlar. Peki birinci tevhimede siyasi partiler yoktu. Ancak zamanla meclis içerisinde kendileriyle aynı düşüncelere sahip olan milletvekilleri bir araya gelerek çeşitli gruplar, yani siyasi gruplar oluşturmuştur arkadaşlar. Ne gibi? İstiklal grubu gibi, halk zümresi gibi. Arkadaşlar, peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde kurulan ilk siyasi partiye bakacağız. Cumhuriyet Halk Fırkası, yani Cumhuriyet Halk Partisi. Mustafa Kemal'in mecliste oluşturduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nun 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adını almasıyla kurulmuştur arkadaşlar. 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935'te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını alacaktır. Bu parti hala günümüzde de devam etmektedir. Arkadaşlar, unutmayalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Peki Halk Fırkası'nın kurulma nedenlerine bakacağız. İnkılapların yapılması için bir siyasi oluşuma gerek duyulması. Biliyorsunuz Atatürk döneminde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilke ve inkılaplar yapılmıştı, yenilikler yapılmıştı. Bu inkılapların halka tanıtılması gerekiyordu. Parti aracılığı halka benimsetmek gerekiyordu. Halkın istek ve düşüncelerini parti aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunmak gerekiyordu. İşte saydığım sebeplerden dolayı Halk Fırkası kurulmuştur arkadaşlar. Peki Cumhuriyet Halk Fırkası temel özelliklerinin yanı sıra bir takım ilkeleri prensip etmiştir. Mesela Atatürk'ün 6 ilkesini parti felsefesi olarak kabul etmesi, ekonomide devletçilik modelini benimsemesi temel ilkeleri arasındadır. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre iktidarda kalan partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların ve ilkelerin aynı zamanda uygulayıcısı konumundadır. Unutmayalım. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Fırkası haricinde muhalefet olarak kurulan bir parti var. O da Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Arkadaşlar, unutmayalım, partinin genel başkanı Kazım Karabekir'dir. Biz Kazım Karabekir'i başka nerede görüyoruz? Doğu Cephesi'nin komutanıydı, hatırlayın. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nin komutanı Kazım Karabekir'di. Peki Kazım Karabekir haricinde bu partinin diğer üyelerine bakacak olursak, bunu biz baş harflerinden kodluyoruz. Karar diye kodladık, unutmayalım. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan Adıvar ve Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Partinin diğer üyeleridir. Arkadaşlar, muhalefet ne demek? İktidar dışında olan siyasi parti ya da partilere biz muhalefet diyoruz. İşte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Halk Fırkası'na muhalefet olarak kurulan parti Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Bu da Cumhuriyet Halk Fırkası'nı devletçilik modelini benimsemişti. Bu da Halk Fırkası'na karşı olarak ekonomide liberalizm ilkesini benimsemiştir. Peki liberalizm ne demek? Serbest ekonomi modeli demek arkadaşlar, unutmayalım. Peki partinin temel düşüncesi ise dini düşüncelere saygılıyız ibaresi yer almaktadır. Ancak arkadaşlar, unutmayalım, rejim ve laiklik karşıtlarının sığınağı haline geldiği için aynı zamanda 1925'te Şeyh Said isyanda rolü olduğu gerekçesiyle bu parti 1925 yılında kapatılmıştır. Böylece çok partide hayata geçiş denemesinde ne yazık ki biz başarısı olduk. Peki Terakkiperver dışında başka kurulan parti yok muydu? Vardı. Bu da Fethi Okyar tarafından kurulan bir partidir. O partinin adı ise Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar. Peki Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası 1929'da dünyada ekonomik bunalımda bir muhalefet parti oluşturulmasını sağlamak. Aynı zamanda 1930 yılında Türkiye'de bir ekonomik bir kriz vardı. Bu ekonomik krizi siyasi başka bir parti yardımıyla da çözmek gerekiyordu. Aynı zamanda dediğim gibi çoğulcunun demokrasisine uygun olarak devlet işlerinin düzenli yürütülmesi, denetlenmesi, muhalefet oluşturulması, unutmayın çoğulculuğu sağlamak amacıyla Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur. Amacımızı unutmayalım. Aynı zamanda parti kadın haklarına, yani kadının siyasi haklarına genişçe yer vermiştir. Bu da tıpkı Terakkiperver Halk Fırkası gibi ekonomide liberalizm benimsemiştir arkadaşlar. Ancak
parti kuruluşundan kısa bir süre sonra eski rejim yanlarının toplandığı yer haline gelmesi üzerine FETÖ OKYAR tarafından kendi isteğiyle kapatılmıştır arkadaşlar. Herhangi bir başka bir dış etken yoktur. Unutmayın, siyasi haklara geniş yer vermiştir. Arkadaşlar, ister Terakkiperver Halk Fırkası, ister Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası olsun, çok partili hayata geçiş denemelerinde başarısı olmuştur. Peki Türkiye Cumhuriyeti ne zaman çok partili hayata geçecektir? Ancak 1946 yılında. Arkadaşlar, siyasi partiler ve rejime yönelik bir takım tehditler olmuştur. Bu tehditlerden ilki Şeyh Said isyandır. Arkadaşlar unutmayın, Şeyh Said isyanı yüzünden biz önemli bir yeri kaybettik. Lozan'da çözülemeyen tek bir mesele vardı. O da Musul meselesiydi. Diğer bir adı Irak sınır meselesiydi. Musul önceden Osmanlı toprağı iken daha sonra İngiltere'nin burayı almak istemesi üzerine bizim çözemediğimiz bir mesele haline gelecektir. Musul meselesi. Peki Musul meselesini almak isteyen İngiltere'de, Türkiye'de, Doğu Anadolu'da Piran Köyü'nde bir isyan çıkarttıracaktır arkadaşlar. Bu isyanla da Şeyh Said isyanıydı. Cumhuriyet rejimine tepki olarak İngiltere'nin Musul'u almak istemesi üzerine Doğu Anadolu'da din elden gidiyor, saltanat gelsin, halifelik gelsin diyen Şeyh Said isyan tarafından çıkarılacaktır arkadaşlar. TBMM bu isyanı bastırmak için ne yaptı? Takrir-i sükun yasasını çıkaracaktır. Doğu Anadolu'da bir seferberlik ilan edecektir. Yani olağanüstü hal ilan edilecektir. İstiklal mahkemeleri kurulacaktır. Arkadaşlar, biz bu isyanı kısa sürede bastıramadık. Bu isyanı bastıracağız diye ne yazık ki dış politikada Musul'u kaybetmemize sebep olacaktır. Bu bizim için üzücü bir olaydır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik, rejime yönelik ilk tehdit Şeyh Said isyandır. Unutmayın arkadaşlar. Peki Cumhuriyet'e yönelik ikinci tehdit ise Mustafa Kemal'e suikast girişimidir. Cumhuriyet rejimine karşı olanlar tarafından çıkan bir girişimdir. Mustafa Kemal İzmir'e geldiği anda kendisine bir suikast girişimi olacaktır. Ancak planında bir değişiklik olunca bu isyanda, bu suikasta başarısı olacaktır. Peki Mustafa Kemal bu suikast girişiminde başarısız oldu. Ancak burada Mustafa Kemal'in oldukça önemli bir sözü vardır. Daha önce sınavlarda çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır sözü. Arkadaşlar burada ne dikkat çekiyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olacağı düşüncesi. Peki geldim Menemen olayı. Cumhuriyet'e yönelik bir diğer tehdit. Arkadaşlar bu da rejime yönelik. Yani Cumhuriyet rejimine yönelik olan bir isyandır. Derviş Mehmet ve yandaşları tarafından İzmir'in Menemen ilçesinde asker olan Asteğmen Kubilay'ı şehit etmesi üzerine çıkan bir olaydır. Olay kısa sürede bastırılacaktır. Bastırdıktan sonra bu kişiler yakalanarak Divan-ı Harp'te yargılanacaktır arkadaşlar. Peki burada önemli olan olay nedir? Daha önce TBMM'ye karşı bir takım isyanlar çıkmıştı. Bu isyanlar sonucunda yakalananlar İstiklal Mahkemesi'nde yer almıştı. Ancak Menemen olayında yakalananlar nerede yargılanıyor? Divan-ı Harp'te. Peki 5. ünitede unutmamamız gereken bir takım notlar var. Kurulan ilk siyasi parti Cumhuriyet Halk Fırkası, yani Cumhuriyet Halk Partisi. İlk muhalefet partisi, ilk muhalefet fırkası, Terakkiperver Halk Fırkası. Arkadaşlar biz bu parti denemelerinde başarısız olduk bir takım sebeplerden dolayı. Hangileri onlar? İzmir suikastı, Şeyh Said isyanı ve Menemen olayı. Çok partili hayata geçiş denemeleri ne yazık ki bu olaylar yüzünden başarısız oldu. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.